ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi doyacaksınız. İşte o zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı veya beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın, bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Umarız aleyhimize olmazsınız. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları. Allah'ım sana şikayette bulunuyorum, sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini, insanlara karşı olan zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı veya düşmana mı? Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımızın zaafını ve ümmetin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyoruz. Sana şikayet ediyoruz. Sana şikayet ediyoruz. Şeyh Ahmet Yasin'i niye katlettim, anladınız mı? Hala mışıl mışıl uyuyasınız diye. Her ne kadar komünizmi benim düşmanım zannetseniz de biz bir gerçeğin iki farklı veçesiyiz. Sadece sorun pastanın diliminin kime ne kadar gideceğiydi. Avrupa'da Sırplar, Orta Doğu'da Yahudiler katliam yaparken komünist Çinli kardeşlerimiz dünyanın diğer ucunda, Asya'nın doğusunda bir avuç Müslüman uygun Türk'ü kardeşinizi katlediyorlardı. Doğu Türkistan'ı gelin bir de sizden dinleyelim. Bakalım orada neler yapmışız,
Gelin, görün. Ben, evet, ben, komünizm bahanesiyle talan edilmiş, ben, hainlerin oyununa getirilmiş, ben, zalim köpeklere yem edilmiş, Türkistan'ım. Hey dünya, şiirler, sloganlar yetmez. Uyan, uyan ve sesimize kulak ver. Doğu Türkistan'ın, Batı Türkistan'ın, ezilen, yok edilen bir ulusun ve kimliğin, evet, yok edilen, ezilen bir ulusun ve kimliğin. Mazlum sesine kulak ver. Dinsizliğin iki çocuğu olan kapitalizmi de, komünizmi de biz gördük. Sizin kitaplardan okuduklarınızı bizler yaşadık. Biz komünizmi o kadar iyi biliriz ki, ne Lenin, ne Marx, komünizmin sonuçlarını bizler kadar iyi göremedi. Ve o gün siz sustunuz, duymadınız, görmediniz. Hala susuyorsunuz. Hala susuyorsunuz. Anaların feryatları arşı alayı kaplarken, çocuklar öksüz, yetim kaldılar. Benim kardeşlerim zindanlarda çürüdü. Bacılarım aç köpeklere yem edildi. Bilmem. Bilemem. Ne zaman bitecek bu zulüm? Ne zaman anlaşılacak bu komünist yalanlar? Ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman duyacaksınız? Üşüşmüş bedenlere aşağılık sırtlanlar. Defolup gitsin artık bu kana doymaz yamyamlar. Defolup gitsinler artık. Bizleri, evet, bizleri ve sizleri aldatmak için nice tuzaklar kurdular. Hocalarımızı, şeyhlerimizi namussuz, alçak, hain gösterdiler. İzlediniz. Komik bir film izler gibi izlediniz. Güldünüz ve geçtiniz. Hiçbir şey yapmadınız. Komünizm geldiğinde, hocalarımız asılırken nasıl dur diyemedik, nasıl Allah'ım, nasıl? Nasıl bir şey diyemediniz Müslümanlar? Ey Müslümanlar, daha ne zamana kadar susacaksınız? Doğu Türkistan paramparça oldu. Yetmez mi? Duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Size soruyorum. Duymuyor musunuz kardeşlerinizin feryatlarını? Duymuyor musunuz bacılarınızın feryatlarını? Görmüyor musunuz kardeşlerinizin zulümle kavrulduğunu? Soruyorum. Cevap verin. Görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Duymuyorsunuz. Hiç görmediniz ki zaten. Hiç duymadınız ki zaten. Duymadınız. Ya Rabbi, ümmetten fayda yok. Ya Rabbi, ümmetten fayda yok. Tek dostumuz sensin Allah'ım.
Sana inandık Allah'ım, sana güvendik Allah'ım, bizlere yardım et Allah'ım. Senden başka kimsemiz yok Allah'ım, senden başka kimsemiz yok Allah'ım. Yok Allah'ım, yok, 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 yok. Bugünden 100 yıllar sonra tarih kitaplarına 9. Asrı Seferi olarak geçen savaştan bahsediyorum. Türkiye'nin de limanlarını ve sınırlarını açtığı ve İttifakla yer alacağı savaşı kastediyorum. Güya nükleer silah var yalanıyla 2003'te Irak'ta başlattığımız savaşı kastediyorum. Sözde Irak'a demokrasi getirdik. Bombalarla sizin uygarlık dediğiniz, bizim üzerinize saldırdığımız canavarımızdı. Bizim bombalarımızı sizler canlı yayında oturup izlediniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizden farkınız kalmadı. Ancak izlersiniz de zaten. Irak'ta yüz binlerce kadını canilerimize peşkeş çektik. 2 milyona yakın Müslüman katlettik. Iraklılara kan ve gözyaşı getirirken petrollerini sömürdük. Aralarına öyle bir fitne soktuk ki biz orada olsak da almasak da kıyamete kadar iflah olmayacaklar. Şimdi sizi Ebu Garip'te, Irak'ta kısa bir süre misafir ettiğimiz imamla tanıştırayım. Biz Iraklılara karşı çok misafirperverizdir. İşgal altındaki Irak'ta karşılaştığımız manzaralar, gözleri yaşlı anneler, gülümsemeyi unutan çocuklar, Amerika'nın bu ülkeye getirmeyi vaat ettiği demokrasinin ne anlama geldiğini en gerçekçi şekilde resmediyor. Bu ülkede insanların bakışlarına korku sinmiş. Bu ülkede herkesin acıklı bir hikayesi var. Bu ülkede insanlar bir ekmek, bir lokum ekmeğe muhtaç. Şimdi size İran ne hale geldiğini anlatacağım. Bir Iraklının gözünden göreceksiniz. Televizyonlardan değil,
içinde yaşamış birinden. Ben Latifiye'de Ahbab-ı Mustafa Camii imamı Abdurrahman Ubeydi. Amerika'nın demokrasisinin özgürlüğünün ne anlama geldiğini, Irak'ta nasıl işlediğini göreceksiniz. Belki anlayacaksınız. Ben 15 ay Ebu Garip'te kaldım. İşkence gördüm. İşgalin ilk haftalarıydı. Bir gece tam yatsı namazının farzını kılarken silahlı Amerikan askerleri camimizi bastılar. Beni ve cemaatimin hepsini yere yatırıp başımıza çuval geçirdiler. Araçlara bindirirken dipçiklerle vuruyorlardı kafamıza. Susun diyorlardı. Binin şu arabaya. İnsan elbisesi giymişler diyorlardı. Binin de şutusun diyorlardı. Kendi ülkemizde misafire yapılmaz bu. Kendi ülkemizde hayvandan aşağı muamele görüyorduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Amerikan üssüne gittiğimizde haberimiz oldu. Latifiye'de direnişçiler 5 Amerikan askerini öldürmüşler. Amerikalılar da Latifiye'deki bütün erkekleri toplamışlar. Amerikan üssüne girdik, çabuk soyun dediler. Olmaz dedim. Yapmam dedim. Söylediğiniz ne insanlığa uyar dedim, ne Irak'ın örfüne adetine uyar dedim, ne dinime uyar dedim. Dinlemediler. Yanındakine bir şeyler söyledi. O da telsizle birilerini aradı. Biraz sonra köpek sesleri duyulmaya başladı. Iraklı işbirlikçi askerler ellerinde 4 tane köpekle üstüme geliyorlardı. Çabuk soyun dediler. Olmaz dedim. Siz de Iraklısınız, yapmayın dedim. Allah'tan korkun dedim. Dinlemediler. Köpekleri üstüme saldılar. Köpekler ellerim bağlı olduğu için üstümdeki elbiseyi parçaladılar. Direnemedim. Öyle utandım ki. ...24 gün bir taşın üstünde çırılçıplak yattım. Vücuduma elektrik verdiler. Her gün dövdüler beni. Onuncu gün zorla sakallarımı kestiler. İnsan değilsiniz. İnsan gibi muamele yok. Kendilerine Johnny diyorlar ama cani bunlar. Yirmi dördüncü günün sonunda elbise getirdiler, giyin dediler. Yarım saat sonra biri geldi, kafama yine çuval geçirdi. Gidiyorsun dediler. Bir kamyona tıkıştırdılar hepimizi. Üst üste yan yana. Mahalleden tanıdığım bir genç vardı. Dedi ki kardeşlerini de aldılar. Kamyondan indirdiler. Ebu Garip karşıda. Meşhur Irak'ta. Misafirhane. Nasıl bir yer Ebu Garip? Nasıl bir yer o misafirhane? Kapkaranlık hücreleri var. 24 saat işkence gören insanların çığlıkları var. Kulaklarınızda çınlıyor. 24 saat kadınların 15 yaşında 16 yaşında kız çocuklarının çığlıkları var. Direnişçilerin kadınları, hanımları, kızları. Onları yerini söyletmek için, onları getirtmek için karılarını kullanıyorlar, kızlarını, Johnny'ler. Direnişçilerle bağlantım olmadığını anlayınca
fazla fiziksel şiddet göstermediler orada. Ama manevi şiddet, manevi işkence, psikolojik işkence 24 saat her gün artarak devam ediyordu. Hücrelerin önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıyorlardı. Bağırarak peygambere küfür ediyorlardı, hakaret ediyorlardı. Eliniz bağlı, bir şey diyemiyorsunuz hücrenin içinde. Bir tarafta çığlıklar, bir tarafta bunların bu zulmü. Ramazan aylarında yemek getiriyorlardı önümüze. Hadi iftar vakti geldi deyip orucumuzu bozduruyorlardı. Yan hücremde bir kadın vardı, bir dirençcinin hanımı. Tam iki ay çırılçıplak kadını orada ağlattılar gece gündüz. İki ay gece gündüz uyutmadı. İki ay sonunda bir elbise verdiler kadına. Anca iki ay sonu. 15 yaşında küçük kızlar vardı ağlayan. En adi işkenceleri yapıyorlardı. Direnişçilerin yerini söyletmek için. Bu sadece Iraklıların mevzusu değil. Sadece Iraklıların davası değil. Ebu Garip'te Türkler de vardı. Bir gün hapishane doktoruna gittiğimde 4 ay önce 8-9 genç vardı. Birinin adı Muhammed'di. 27-28 yaşında. Türkmüş. Ne kadardır buradasın dedim. 8 aydır buradayım dedi. 8 aydır burada işkence görüyorum dedi. İnsanlar Ebu Garip'te günde 2 defadan fazla tuvalete gidemiyorlar. Gitseler bile kapıyı kilitlemek yasak. Ailenizle görüşmek yasak. İki kardeşimi benimle birlikte saldılar. Ama bir kardeşim hala içeride. Bir abim vardı. Ebu Garip de şehit olmuş. Sonradan öğrendim. Amerikan askeri gözlerinin önünde Kur'an'ı yırtınca yanındaki arkadaşıyla tepki göstermişler. Ama bu Johnny'ler, bu caniler insan vurmayı kuş vurmaktan farksız görüyorlar. Tepki gösterince ikisini de oracıkta şehit etmiş. İnanın bu Amerikan askerlerinin hiçbirinde vicdan yok. Kalplerini aldırmışlar sanki. Irak'ta anneler çocuklarına vasiyet ediyorlar. Eğer büyüdüğünde Amerikan askeri öldürmezsen sana sütüm helal değil diyerek. Türk halkı Amerika'nın kuzeyden girmesini engelleyerek kardeşlerine belki sahip çıktı o zaman. Ama şimdi Irak'ta durum daha içler acısı. Anneler çocuklarını dışarı gönderirken acaba geri gelecek mi diye içi yanıyor. İnsanlar çarşıda pazarda gezerken acaba bomba patlayacak mı? Acaba biri bir şey yapacak mı diye korkuyor. Eğer elinizden
hiçbir şey gelmiyorsa dilinizden dua gelsin. Irak'taki kardeşleriniz için, Suriye'deki, Filistin'deki, Mısır'daki, Doğu Türkistan'daki kardeşleriniz için. Elinizden gelmiyorsa dilinizden gelsin. Allah hiçbir Müslüman ülkeyi bizim düştüğümüz duruma düşürmesin. Size de tavsiyem, işgalcilerin vatanınıza girmesine izin vermeyin. Çünkü onların ayak bastığı yerde ne namus var, ne şeref, ne insanlık, ne haysiyet. Kaldırın kulaklarınızdaki ağırlıkları. Çözün o kalbinizdeki mühürleri. Duyun kardeşlerinizin çığlıklarını. Bunca zulüm, bunca insanlık dışı muamele. İnşallah bir gün direnişçiler ayaklar altındaki şeref ve haysiyetlerini kurtaracaklar. Bunca zulme rağmen, bunca anlatılana rağmen, eğer sızlamıyorsa kalbiniz, eğer değiştirilemiyorsa hiçbir şey artık, Müslüman, bunca zulme rağmen hala sessiz mi kalacaksınız? Hala mı sessiz kalacağız? Hala mı? Irak'ı işgal ettik. Sömürdük ama bu bizi pahalıya patladı. Yeni bir yöntem bulmalıydık. Tarihi inceledik. Günümüzü araştırdık. Ve eski bir nifakı yeniden canlandırmanın zamanı geldiğini düşündük. Müslümanı Müslümana düşürme, mezhepler arası çatışma planıydı bu. Bu yöntem hem ucuzdu, hem de zahmetsizdi. Bir taşla birden fazla kuş vurabiliyorduk. Tek yapmamız gereken ateşi fitişlemekti. Bunun için de